32. Taha el-Hariri rahmetullahi aleyh. 1803-1875. Taha el-Hariri rahmetullahi aleyh, Hicri 1220, Miladi 1803 senesinde, Musul vilayetine bağlı Erbil'in Harir kasabasında doğdu. İlk tahsilini Erbil'de yaptı. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Bağdat medreselerinde ilim tahsil ederek yüksek seviyede icazet aldı. Zahiri ilimleri ikmal ettikten sonra Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Erbil'deki halifesi Hidayetullah Efendi'nin hizmet ve himayesine girdi. Hidayetullah Efendi rahmetullahi aleyh Muhammed Esat Efendi'nin dedesidir. Tahel Hariri rahmetullahi aleyh, daha sonra devrin büyük şeyhi Seyyid Tahel Hakkari rahmetullahi aleyh ile önce rüyada, sonra da bizzat kendisini ziyaret ederek görüşmüş ve bir müddet sonra da şeyhi tarafından kendisine icazet verilmiştir. İyi bir tahsil görmüş, kendisine itibar edilen, muhterem bir şahsiyet olan Tahel Hariri rahmetullahi aleyh, Erbil ve Musul bölgelerinde yaklaşık 40 yıl halkı irşatla meşgul olmuştur. Şeyhinin yaptığı gibi o da sohbetlerinde zaman zaman İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatından okuyup şerh ederdi. Zamanın irşat kutbu olan Tahel Hariri rahmetullahi aleyh, Hicri 1292, Miladi 1875 senesinde vefat etti. Kabri Harir'dedir. Tahel Hariri rahmetullahi aleyh, vefatına yakın, kendi yerine halifesi Muhammed Esat Efendi'yi bırakmak istediğini beyan etti. Esat Efendi rahmetullahi aleyh ise, bu mühim vazifenin üstadının oğluna tevdi edilmesini istirham etti. Şeyh Taha rahmetullahi aleyh, oğlum ben varken vardır, benden sonra o da yoktur. Siz layık olduğunuz için bu emaneti ben size tevdi ediyorum buyurdu. Hakikaten Tahal Hariri Hazretlerinin buyurduğu gibi, oğlu kendisinden 6 ay sonra vefat etti. İrşat vazifesine Muhammed Esat Efendi devam etti. Hikmetli sözlerinden, keşif ehli salik ile keşfi kapalı salikin hali, gözü görenle gözü görmeyen iki kişinin Hicaz seferine benzer. Her ikisi de yol boyunca devamlı olarak gayelerine yaklaşmaktadırlar. Fakat gözü görmeyenin sevabı daha çoktur. Seyr-ü sülükte de keşfi olmayan salik her ne kadar görünmüyorsa da, devamlı terakki halinde olduğu için keşfi açık olandan daha kazançlıdır. Muhammed Esat Efendi rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Üstadım Şeyh Tahel Hariri rahmetullahi aleyh, hayvanların Allah'a insanlardan daha çok ibadet ettiğini söylerdi.